Geçen haftayı düşüşle kapatan altın fiyatları yeni haftaya hızlı yükselişle başladı. Peki yükseliş devam edecek mi? İşte piyasanın nabzı. Altın fiyatları sizce yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatı bence düşmez. Düşmez bence, bu saatten sonra yükseleceğini düşünüyorum. Düğünler var çünkü. Yükselir ama düşecek sonunda yani. Tahminler doğru. Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Kısa vade için bir dalgalanma söz konusu. Yani bir aşağı bir yukarı böyle bir belirsizlik var, böyle bir dalgalanma var. Bu yükselişlerin Temmuz ayına kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte zorlu bir sürece giren dünya piyasası bir an olsun durmuşken yeniden hareketlenmeye başladı. Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz politikasıyla birlikte altın ve dövizde yeniden yükseliş görülüyor. Tabii ki Merkez Bankası'nın faiz kararı da burada önemli bir etkiye neden olacak. Ama Fed politikalarına baktığımız zaman, dünyada doların değer artış sürecine baktığımız zaman düşük bir dolar kuru veya döviz kuru görme imkanımız her geçen gün biraz daha zayıflıyor. Haftanın ilk işlem gününde ons tarafında bir geri çekilme gördük. Ancak bugünden itibaren tekrar o kayıplarını geri aldı. Yükseliş trendinde ons altın tekrar 1830 dolar seviyesine kadar yükseldi. Dün 1780 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Dolar 14.90'dan 15.85'e yükseldi. Altın da hızlı yükseldi. Dolar TL kurunda 15.85 lira seviyesi görüldü. Gözü 16 lira seviyesine kadar dikti. Yukarıda eğer 15.80 lira seviyesi kalıcı olursa 16.40 lira seviyesi var. Bakalım 15.80 lira seviyesi kalıcı olacak mı? Dolar TL kurunun da yükselmesiyle birlikte gram altın TL fiyatı 940 lira seviyesine kadar bugün yükseldi. Finans analisti İslam Memiş yaz aylarına dikkat çekiyor. Altında yeni rekor gelebileceğini söylüyor. Haziran ve Temmuz aylarında yeni zirveler görme ihtimalimiz çok kuvvetli. Temmuz ayı ile birlikte 1000 lira seviyesinin üzerinde bir rakam olabilir. Bu yükselişlerin Temmuz'da 1200 lira seviyesine kadar devam ettirebilir diye tahmin ediyorum. Gram altın haftayı 915 lirayla kapatmıştı. Bu hafta ise 940 liraya kadar yükseldi. Peki altın ve dövizin seyri ne olacak? Yatırımcılar altını almalı mı, satmalı mı? Uzmanlar bu konu hakkında ne düşünüyor? Satan her zaman zarar edecek. 2020 ve 2021 yıllarında biz bunu gördük. Satanın zarar ettiği, alanı kar ettiği bir süreçten geçiyoruz. 900 lira seviyesine kadar bir geri çekilme veya altını bir rakam görürse vatandaşlar bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Ama kişisel öngörüm düşüşlerin olmayacağı yönünde. Her zaman alacaksın. Varsa para. Varsa yatırım yapmak mantıklı tabii mı? Tabii ki her zaman. Bu dönem param olsa neye yatırım yaparım? En mantıklısı gerçi şey altın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.